Artık günümüzde bireysel dertler o kadar ön planda ki e, kültür geniş bir şemsiyede temsil edilmiyor. Onlarda bir sosyolojik dayanak vardı ve kültürel talep sonunda siyasi bir bağlanmaya gidiyordu. Ama bugün kültürel bir talep siyasi bağlanmaya gitmiyor çünkü kültürel talep yok aslında. Kişisel talep var evet. Küreselleşmedeki o copyright kültürü ortak olmayan sorunları ortakmış gibi göstermeye çalışıyor gibi bir. Durum da, durumu da düşündürdü bana. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi anladım. Bunu şöyle etkiledim. Herkesin ıstırabını, herkesin e, derdi haline getirmeye çalışmak çok duyarlı geliyor. Ama bence hiç gerçekçi değil. İşte kalçası gibi şeyler ne yaptı? Farklı kültürlerde baş e, yani bir kültür bir kültür tarafından nasıl algılanıyor bunları karşılaştırdı. Bunları yapı sökümüne e, uğrattı. Aslında bizi daha o konularda derinleştirdi. Dostoyevski Suç ve Ceza yazarken o zamanın Petersburg'unu da kale aldı. Ama bunu yaparken ne yaptı? Takıldı bir yere ve e, bunun ötesine geçecek yani o yapı sökümü, o Deridan'ın ya da işte Fransız ekolünün e, yaptığı şey yerine yeni bir şey yaratabilecek bir bütünlükte koyamadı. Bunların bütünlüğünü de bir yandan almış oldu. Her şeyi karşılaştırarak yine parçalı bir şekilde işlenmeye başlandı diyor yazar. Tartışmaya açık bir konu.